Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Turunç. Bugün daha önce anlattığım bağlaçları yine devam edeceğim ama bu sefer anlatacağım bağlaçlar paralel ve karşılıklı durum ifade eden bağlaçlar, expressing purpose yani amaç bildiren bağlaçlar ve örnek veren açıklayıcı bağlaçlar arkadaşlar. Daha önce anlattıklarım sebep sonuç bildiriyordu, durum bildiriyordu. Bunlar daha farklı. Yine sınava hazırlanan arkadaşlar için B2 düzeyinde, B1, B2 zaten sınavda B2 düzeyinde YDT sınavı. Bu açık şekilde cümleler kuruyorum ki aradaki kelimeler hem sınavda çok kullanılan kelimeler hem de sizin hafızanızda kolaylıkla yer edebilecek kelimeler. Çünkü çok fazla karmaşık değil, anlaşılabilir cümleler arkadaşlar. O zaman hazırsak başlayalım. Renewable energy sources must replace fossil fuels. Ne diyor? Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla fosil yakıtlar yer değiştirmeli. Protect our environment for future generations. Burada ne var? Gelecek nesiller için çevremizi korumak. Ne olabilir? Bunun için değiştirilmeli değil mi? Renewable. Yani bu çağın en çok tartışılan şeyi yenilenebilir olması, her şeyin enerji kaynaklarında da yenilenebilir olması önemli. Gelecek nesiller içinle tamamladığımızda oluyor. Şimdi protect diye bir fiilimiz var orada. Fiilden önce boşluk olduğu için sonunun to'yla bitmesi gerekiyor. Çünkü bazı bağlaçlar kendinden sonra isim alır, bazıları cümle alır, bazılarında da ipucumuz fiildir. Burada so as to bunun için anlamına geliyor. O yüzden cevabımız Denizli. Burada in order that var, lest var, lest otherwise aynı anlama geliyor. As well as also ile aynı anlamda in case of olur diye anlamına geliyor. İkincisine bakalım. It's excessively increasing population lack of education is also a significant problem in China. Şimdi burada bana anahtar kelime also. Bakalım. Excessively increasing population, çok fazla artan bir popülasyon var bir yeri it's diyor. Lack of education, aynı zamanda önemli bir problem de eğitimdeki eksikliktir diyor. O yüzden bu iki tane sorundan bahsetmiş. Bu soruna ek olarak bir de bu sorun var. Aynı zamanda olsa burada ne dedik, bana ipucu. O yüzden in addition to Edirne doğru cevap. In order to, için, whether, if anlamında olur ya da olmaz anlamı. In contrast, sıklık bildiriyor. For fear of, korkusuyla demek. 3. The teacher, the students were satisfied with exam results, so they were all unhappy. Burada da anahtar kelime unhappy. Şimdi hem öğretmen hem öğrenciler sonuçtan, sınav sonuçlarından memnundu. Bu yüzden hepsi mutsuzdu. Oluyor mu? Olmuyor. Ya öğrenci ya öğretmen dese, burada zaten İkisinden biri ama hepsi mutsuzmuş. Whether if anlamındaydı. Not only and var burada. But also ile kullanılır. Olmaz. Burada neither yapı olarak olumlu, anlam olarak olumsuz. Yani hiç kimse memnun değildi. Herkes de mutsuzdu. Cevabımız yine Edirne arkadaşlar. 4. Government officials, hükümetteki memurlar, görevliler ne demiş? Said there would be a reduction in oil prices last week. Geçen hafta fiyatlarda bir azalma olacağını söyledi. It's a little bit cheaper now. Geçen hafta böyle dedi, şu anda daha ucuz. Demek ki birbirine paralel bir durum var. O zaman besides bunun dışında, bunu ek olarak moreover gibi, meanwhile, bu arada, however, fakat burada indeed bize Bursa cevabımız aslında gerçekten, hani böyle söyledi, gerçekte de böyle zaten, biraz daha ucuz artık diyor. Geldik 5. sorumuza. Permanent colonies have been established in some space stations. Yani kalıcı koloniler bazı space istasyonu, uzay istasyonunda kuruldu diyor. Space tourism will be quite common in the future. Space yani uzay turizmi gelecekte oldukça yaygın olacak. Yani
kuruldu, yaygın olacak. Birbirine zıt bir ifade yok. Yani olayın ne olduğunu açıkladığı için Adana'da in otherverse diğer bir deyişle bu space stations'ların ne işe yaradığını, yani space tourism yaygın olacak anlamında. Lest otherwise anlamında demiştik. In order that yine sebep bildiriyor. For instance, örnek verirken kullanıyoruz. No sanılır, olur olmaz anlamında birbirine paralel ve birbiri ardına gelen iki olay olduğunda kullanıyoruz. 6. I had shut the door. I realized that my sister was still inside the car. Az önce ne dedim? No sanılır. Birbirine arkasına gelen iki olay, çok peş peşe gelen iki olay olduğunda kullanıyoruz. Bakalım burada ne var? No sanılır. Ama no sanılırdan sonra then kullanılır. Bu bir kalıptır. O yüzden Edirne olmaz. Buna eş anlamlı olarak aynı anlama gelen hardly ve then kullanılır. I had hardly shut the door. Ben kapıyı kapatmıştım ki kardeşimin arabanın içinde kaldığını fark ettim. O yüzden cevabımız de either ya o ya o anlamındaydı. Whether yine if gibiydi anlama. Scarcely den nadiren anlamında arada da slash olması gerekiyor. 7. I failed all of my lessons with very low scores and couldn't pass the class. Şimdi derslerimi kaldım. Çok düşük notlarla. And couldn't pass the class. Sınıfı geçemedim. Will repeat the same class next year. Sınıfı geçemedim. Seneye tekrar edeceğim. Yani ne yapmış? Yani demiş. Başka bir deyişle açıklamış. Yani anlamına gelen de that is var arkadaşlar. In addition buna ek olarak in case olur da anlamında. As well as aynı zamanda demek. For instance da örneğin demek. Çok fazla da kullanılır. 8. Consuming excessive sugar is quite harmful for your dental health. Aşırı şeker tüketmek diş sağlığınız açısından zararlıdır. It is the major cause of many other diseases. Bir de birçok şeyin hastalığı temel problemidir. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar bununla da? Moreover, bunun da ötesinde hem dental sağlığınızı, diş sağlığınızı zararlı. Bir de birçok hastalığa buna ek olarak diyebiliriz. Ne var burada ek olarak ana? Moreover var. Cevabımız buysa. On the contrary, zıtlık bildirir. Bunun tam tersi. Tam tersi bir durum yok. Instead yerine, in other words, diğer bir kelimeyle. Şimdi dental health dedikten sonra diğer bir kelimeyle derse ağız sağlığınız der, diş sağlığı dedikten sonra. Ama burada diğer bir kelimeyle değil de bunun da ötesi sağlığınıza da zararlıdır. So as to da için anlamında. Geldik 9. sorumuza. One must have a strong determination and must limit his expenses nokta nokta save money. Bir kişi anlamı. Kişi kararlı olmalı. Çok kararlı olmalı ve harcamalarını kısıtlamalı. Para biriktirmek ne olur? İçin olur. O yüzden cevabımız için anlamına gelen Ceyhan. In order to. So that bu yüzden indeed. Aslında gerçekten moreover bunun da ötesine. Burada bir de as long as var. Çıkmamış as. Olduğu sürece anlamında. Bu da bir şart koşuyor. 10. Those moving to a foreign country should know that they will have to adapt to social cultural changes in their life. Those kimler? Yabancı bir ülkeye taşınanlar. Neyi bilmeli? Neyin farkında olmalı? Bir şeylere adapte olmalı. Social, sosyal ve kültürel değil mi? Birbirine paralel iki durum var burada. O yüzden hem sosyal açıdan değişik, hem sosyal değişiklikleri hem de cultural, kültürel değişiklikleri. O yüzden cevabımız E. Neither nor hiçbirine anlamında. Whether or'la kullanılır. Ya o ya o anlamında either. Or, whether or'la şurada kullanılmış. 11. Did Bill Gates invent an operating system? But he managed to create a new field of industry in the world as well. Şimdi az önce söyledim not only but also. Also kullanmamış burada but as well kullanmış. Bill Gates sadece bir operating system kurmadı, icat etmedi. Aynı zamanda dünyada yeni bir endüstri alanı kurdu anlamına geldiği için cevabımız not only. 12. I tried talking to Jim. I could convince him about going on a holiday together, but
He didn't listen to me. Ben Jim'le konuşmayı denedim. Nokta nokta. I could convince him. Onu tatile birlikte gitmek için ikna etmek için onunla konuşmak istedim. Ama beni dinlemedi. Şimdi ne yapacağız burada? Adana, so that, çünkü burada cümle gelmiş. So as to olsaydı burada I could olmazdı. So as to convincing olurdu. To'dan sonra fiil gelir. To'lara dikkat. Diğer bir kelimeyle in other words, indeed aslında demiştik. Furthermore, bunun da ötesinde anlamında. Son sorularımız arkadaşlar. İstanbul is known for offering a great variety of shopping alternatives. Nokta nokta. It's unique both for us and historical sites. Şimdi İstanbul'un alışveriş merkezi alternatiflerinin olduğunu söylemiş. Olumlu bir özelliğini söylemiş. Arkasından da eşsiz boğaz ve tarihi yerleri. Bunun ek olarak eklemiş aynı zamanda demiş. O yüzden cevabımız Edirne. As well as olacak arkadaşlar. As well as it is, bunun yanında anlamında. Furthermore deseydi bunun da ötesinde it has falan derdi. 14. New types of batteries have been developed by the producers. Yeni tip bateriler, piller geliştirildi diyor producer, üreticiler tarafından. Solar powered cell phones are being sold throughout the world. Şimdi yeni tip değişti demiş. Solar power'a da bunların bir örneği değil mi? Örnek vermiş. Önce genel, sonra özel bir şey söylemiş. O yüzden örnek olarak anlamında for instance olur. 15. Listening to music via earphones can lead to headache. Şimdi, müzik dinlemek aracılığıyla anlamında via kulaklıkla müzik dinlemek baş ağrısına sebep olabilir. Burada da the risk of not hearing what is happening around. Bir de bir risk var. Etrafta olanı duymama. Yani kulaklıkla dinlemenin iki tane şeyini, zararını söylemiş. O yüzden bir zararı bu da buna ek olarak the risk of etraftakilerin ne dediğini duymama demiş. 16. Lead a healthy life. Sağlıklı bir yaşam sürmek. One should regularly, kişi ne yapmalı? Düzenli bir şekilde meyve ve sebze tüketmeli diyetinde diyor. Bu ne bir sebep söylemiş değil mi? Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için anlamında Bursa. In order to, one should regularly consume fruit and vegetables in his diet. Dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bağlaçlar mutlaka çıkar. Karşınıza ilk 20-25 soruda görürsünüz özellikle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.